Konumuz panik atak. Son birkaç gün içerisinde dünya çapında çoğu insan panik yaşıyor. Canlı yayında haber spikeri panik yaşıyor ve mikrofonu arkadaşına devrediyor. Hemen bunu göstereyim. Through that part of the country and we're going to see lots more rain in the days ahead. I'm actually going to need to stop for a second. Some of you may know that I occasionally get affected by some panic attacks and actually that's happening right now. Lisa, maybe I could hand back to you. You certainly can, Nate. And bu videoda şunu görüyorsunuz. Canlı yayında kişi haber durumunu anlatırken panik yaşıyor. Devam edemiyor ve mikrofonu devrediyor. Sevgili arkadaşlar, panik nedir, ne değildir ve bu son dönemde panik neden yaşıyor insanlar? Bunların kaynağı nedir? Eğer böyle bir durum yaşarsak bu problemi nasıl çözeriz? Bunu anlatmak istiyorum. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Panik nedir? Panik bir kere. Adı üstüne panik yaşıyorsun. Sanki senin arkandan köpek kovalıyor veya aslan var. Sen koşuyorsun. O anda bir korku var. Kaygın var. Öleceğim korkusu var. Ölmek üzere olduğunu düşünüyorsun. Kalp atış hızın yükseliyor. Artıyor. Terliyorsun. Titreme oluyor. Ve ölüm durumu gibi düşün. Yani panik yaşayan insanlar hep aynı şeyi söylüyor. Sanki ben ölüyordum hocam. Ben ölmek üzereydim. Aslında evet ölüyordun sanki. O duyguyu yaşıyorsun. Sonra ölüm korkuları başlıyor. Bu canlı yayındaki kişi de o durumu yaşıyor ve dayanamıyor. Birkaç saniye içerisinde mikrofonu devrediyor. Bunun gibi dünyanın her tarafında panik atak yaşayan insanlar şu anda birkaç gün içerisinde çoğaldı. Bunların nedenini söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. Neden oluyor? Bu panik atakların sebepleri nelerdir? Panik atağın iki nedeni var. Bir tanesi dışsal etkenler, ikincisi de içsel etkenler. Dışsal etkenler, şöyle örnek vereyim. Yıllar önce arılara karşı alerjim olmadığı halde alerji doktoru beni ikna etti. Sende alerji var dedi. Arıya karşı yüksek statüde olan bir insanın söylediği, mesela yüksek statüde olan insanlar kimler? Polis, jandarma, müdür, öğretmen, doktor. Bunlar bir şey söylediğinde bilinçli olarak sen inanmasan da kabul etmesen de bilinçaltın kabul ediyor. Neden? Çünkü referansı var. Güçlü bir kişiliği var. Güçlü bir makamı var. Senin bilinçaltın tamam diyor. Okey diyor. Arılarla alakalı hiçbir alerjim yoktu. Korkularım yoktu. Çünkü bahçemde arılarım vardı. Arılar ısırdığında şişmezdi, kızarmazdı bile. Fakat dışsal etken olan o doktorun söylediği bir cümle, ona itiraz etmeme rağmen, hipnoz kelimesi gibi düşünün, beni hipnoza soktu ve bir gün arılarla uğraşırken bahçede hobi olarak yanağımla boğazım arasında şuraya arı ısırdı ve birden beynimi programladığı için doktor panik yaşadım, korku yaşadım, sanki ölüyordum. Kalp atış hızım öyle hızlandı ki bu akıllı saat SOS verdi. Şu düğmeye bas, hastaneye haber vereyim, ilk yardım aracı gelsin diye bana mesaj verdi. Çünkü kalp atış hızım çoğaldı. Yere yattım hemen. Çünkü tekniklerini bildiğimden dolayı, panik atak problemlerini çok çözdüğümden dolayı nasıl çözüleceğini biliyordum. Yere yattım ve bu yanlış alarm diye kendimi sakinleştirdim. Nefes alıp vermemi kontrol ettikten sonra panik ataktan kurtuldum. Burada şunu anlatmak istiyorum. Dışsal etken. Yani daha önceden öyle bir program yoktu beynimde. Dışarıdan birisi beni programladı. Dışsal etken. Başka seni dışarıdan etkileyen ne olabilir mesela panik nöbeti yaşamana sebep olan? Haberler. Mainstream. Şu dönemde parçalanmış çocukları görüyorsunuz haberlerde. Devamlı kötü haberler, savaş tamtamları, şu olacak, bu olacak, kötü haberler. Yani iyi haberler yok ki. Bu haberler dışsal etken. Yani nasıl doktor beni hipnoz etti, etkiledi ve ben panik atak oldum. Her gün haber izleyenlerde de şu anda panik olmasa bile panik yaşama ihtimali çok fazla ama şu son dönemde fiziki ve metafizik saldırılar çok oluyor. Yani maddi ve manevi saldırılar dünyanın her kanalından insanlara saldırı var. Bilhassa haberler sevgili arkadaşlar, kötü haberler, sosyal medya. Bunun dışında başka dışsal etkenler, seni aşağı çeken şom ağızlı, muşmula suratlı, negatif cümleler sürekli ağzından çıkan arkadaşların, dostların, konu komşu. Bunlar da seni panik atağa götürüyor. Dolayısıyla bu dış etkenlerden kurtulman lazım. İkincisi içsel etkenler. Bunlar ne olabilir? Geçmişte kapatmadığın dosyalar. Yani travmalar. Travmalar nedir? Alt kategorilerin içerisinde günahlar var, hatalarım var, kusurlarım var, adaklarım var, nezillerim var, söz verdiğin yerine getirmedin, borçlarım var, vicdanını rahatsız eden neyse bunlar hepsi travmaların altında. Bu dosyalar açık olduğu müddetçe, kapatmadığın müddetçe, vicdanen seni rahatsız ediyorsa ve etmiyorsa da bilinç altında kayıtlı duruyor, o dosyalar orada açık olduğu müddetçe sen panik yaşarsın. Mesela geçmişte yaşanan cinayetler, senin soyundan, zürriyetinden, deden, atan cinayet işlemiş
geçişse dedenin yediği ekşi erik torunun ağzını ekşitir. Genetik geçiş, DNA geçiş, istediğin isim koyabilirsin. Bunlardan dolayı sirayetler oluşuyor. Yani zenci dedenin zenci torunu olur. Senin kalbinde bir problemin varsa doktor ne diyor? Annende babanda kalp rahatsızlığı var mı? Tansiyon problemi var mı? Şeker hastalığı var mı diye soruyor değil mi? Sirayet olduğu için. Yani bir ağaç düşün, kökleri meyveyi etkiliyor. Köklerde sorun varsa meyve vermiyor. Dolayısıyla sen köklerine de bakman lazım. Bu içsel etkenleri araştır, incele. Dosyalar açıksa bunları kapat. Kapatmadığın müddetçe sen panik yaşarsın. Panik nöbetleri yaşarsın. Panik insani bir duygudur sevgili arkadaşlar. Nasıl öfke, korku, kaygı, endişe gibi duygular varsa panik de bir duygudur. Genellikle hastalık olarak isimlendirilir. Fakat genel olarak paniği herkes yaşar. Dolayısıyla bu içsel ve dışsal etkenleri azalttıkça, dosyaları kapattığın müddetçe, dışarıdan seni etkileyen etkenlerden kurtulduğun müddetçe panik yaşama olasılığın azalır veya panik atağın varsa da panik ataktan kurtulursun. Genellikle Avrupa'da yaşayan, kendi işini yapan insanların panik atakları çok oluyor. Mektup geldiğinde resmi dairelerden mektubu açmadan panik yaşıyorlar. Neden? Yine maliyeden bir mektup gelecek veya resmi daireden, oradan buradan mektup gelecek. Kaygı, endişe, dışsal etkenler yani paniğe sokuyor. Bu dışsal etkenleri nasıl çözeceğini, bununla beraber içsel dosyaları nasıl kapatacağını, maddi ve manevi nasıl çözebileceğini adım adım anlatıyoruz. Çünkü bunları çözmediğiniz müddetçe bir türlü ileri atılamıyorsunuz. Yani sizi etkileyen o sıkıntılar çok olduğunda sanki sırtınızda kancalar var. Olta gibi düşünün. Balık oltası. Bu kancalar sırtınıza girmiş bu şekilde. Bu oltalar sırtınıza takılı. Bir türlü atılım yapamıyorsunuz. Yani genellikle insanlar atılım yapamıyorsa, kendi işinde başaramıyorsa, kariyerinde hızlı yükselemiyorsa, evlendi ama evlilikte huzur alamıyorsa, mutlu olamıyorsa veya evlendi çocuğu olmuyorsa bir türlü, bunların sebebi bu dosyalar. İçsel çözülmemiş problemler ve dışsal etken. Bunlar çözülmediği için, bu dosyalar kapanmadığı için sırtlarında kanca oluyor ve bu kancalar arkaya çekiyor insanı. Kişi atılım yapmaya çalışsa da atılım yapamıyor. Panik atak yaşıyor, sıkıntı yaşıyor, bereketsizlik yaşıyor, huzursuzluk yaşıyor. İşte biz uygulamalı programlarımızda bu kancaları tek tek tespit ediyoruz. Testlerimizde, analizlerimizde onlardan nasıl kurtulacağını kişiye uygulamalı bir şekilde gösteriyoruz. O kancalardan kurtulduğunda hani derler ya, yürü ya kulum dedi kuluna Hazreti Allah ve ondan sonra yürüdü derler. Ya, o kancalardan kurtulduğunda da kişi yürümeye başlıyor, koşmaya başlıyor. Hayatta başarılı oluyor, huzurlu oluyor, mutlu oluyor. Arzuladığı hedeflere hızlı ulaşabiliyor. Çünkü arkadan çeken bir şey yok artık. O kancalardan kurtuldu. Nasıl kurtuldu? Test ve analizlerle kurtuldu. Bununla beraber içindeki aslanı uyandırıyor. Aslanı uyandırınca hani düşünün, bağlı bir aslan vardı. Hani boğazındaki tasmadan kurtulunca ne yapar? Koşar değil mi? Özgür bir yaşamı olur. İşte içindeki aslanı uyandırdığında özgürlüğe de ulaşırsın. Bunu sana adım adım uygulamalı bir şekilde programlarımızda anlatıyoruz. Bu programlara katılıp bu kancalardan kurtulmak istiyorsan, içindeki aslanı uyandırmak istiyorsan, arzuladığın o hedeflere ulaşmak istiyorsan, o zaman videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Her şey uyarsa o zaman seni de VIP uygulamalı programlarımıza alırız. Seni tamamlayan bir programla devam ederiz. O zaman özgürlüğüne ulaşırsın. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Uygulamalı eğitimlerimize görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.